Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aytekin Aygün. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Instagram'da takipçi arttırmaktan bahsedeceğiz. Instagram'daki takipçiler neden bu kadar önemli? İnsanlar neden Instagram'da takipçi arttırmak istiyorlar? Takipçimiz artarsa bize ne gibi faydaları olur? Ve Instagram'da takipçilerimizi nasıl artırabiliriz? Bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle içinde yaşadığımız ülkede, Türkiye'de sosyal medya kullanım oranları ciddi şekilde yüksek rakamlarda. Hatta dünya ortalamasında pek çok üstünde bir sosyal medya kullanımına sahibiz. Ve en çok Türkiye'de kullanılan popüler sosyal medya ağlarından bir tanesi de Instagram. Haliyle insanlar, tüketiciler vakitlerinin büyük çoğunluğu Instagram'da geçirdiği için Instagram'da takipçi kazanmak markalar için gayet güzel bir hedef haline geliyor ve pek çok marka diğer markaları da gördükten sonra Instagram'da takipçi sayısını arttırmak için hevesleniyor ve bunun için çalışmalar yapıyor. Peki Instagram'da takipçisi artarsa markanın ne gibi faydaları olur? Şimdi şöyle söyleyeyim. Instagram aslında bir algoritmayla çalışan bir sosyal medya platformu, her platform gibi ve ne kadar takipçiniz olursa olsun paylaştığınız içeriklerin tamamını bütün takipçileriniz görmüyor. İçerikleriniz gerçekten iyiyse daha fazla takipçinize gidiyor ve takipçi sayınız yüksekse yine organik erişiminiz, takipçi sayınız da orantılı olarak benzer şekilde artıyor. Markalar aslında daha fazla takipçi elde ettikleri zaman daha fazla organik erişimde dolaylı yoldan elde etmiş oluyorlar. Daha fazla takipçinin ilk avantajları böyle başlıyor. Sonrasında takipçi sayınız arttığı zaman hesabınızın dışarıdan bakan yeni bir kullanıcı, yeni bir potansiyel müşteri için bir potansiyel görünümü oluyor ve bu da onları bir nevi cezbediyor. Böyle de bir satın almak için güven oluşturmuş oluyor hesabınız. Ve daha fazla takipçiniz olduğu zaman Instagram'da sosyal medya reklamları verdiğinizde takipçilerinize reklam vermek daha ucuz olduğu için reklam maliyetlerinizi de bir nevi azaltmış, düşürmüş oluyorsunuz. Yine takipçilerinize benzer hedef kitlelerinize reklam çıkmak için de daha fazla takipçinin size oldukça faydası olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde takipçi sayınız arttıkça bu avantajları elde edeceksiniz. Peki gelelim takipçi sayınızı arttırmak istiyorsunuz. Bunu nasıl yapacağınıza? Öncelikle Instagram'ın ilk açıldığı dönemlerde takipçi sayısı arttırmak gerçekten buna göre daha kolaydı. Ama bugün artık herkes Instagram'da bir hesap sahibi olduğu için ve herkesin neredeyse marka hesapları da olduğu için çok fazla kişi, çok fazla takipçi kazanmak istediği için buradaki pazar rekabet kızışmış durumda ve takipçi elde etmek gerçekten zorlaşmış durumda. Şimdi ilk olarak sizlere pek de tavsiye etmediğim bir yöntemden bahsedeceğim. Bununla başlayacağım. Takipçileri dilerseniz satın alabilirsiniz arkadaşlar. Google'a girip SMM panel diye bir arama yaptığınız zaman sosyal medya üzerinde Instagram'da beğeni ve takipçi satan internet siteleriyle rahatlıkla karşılaşabilirsiniz ve 10-15 dakikalık işlemler sonucunda Instagram'dan 50 bin, 100 bin, belki istediğiniz kadar 1 milyon takipçi satın alabilirsiniz. Bu baktığınız zaman görüntü anlamında güzel bir değer oluşturur. Sizi hiç bilmeyen kullanıcılar hesabınıza baktığında belki daha fazla güven duyabilirler ama eğer hali hazırda 10 bin de olsa, 15 bin de olsa bir takipçiniz varsa satın aldığınız yeni takipçilerle beraber bu hesaba zarar vermiş oluyorsunuz. Satın aldığınız takipçiler aktif kişiler olmadığı için, genellikle bot hesaplar olduğu için ve içeriklerinizi takip edip görüntülemek istemeyecekleri için normal organik erişimlerinizi satın aldığınız fake takipçilerle birlikte düşürebilirsiniz. Satın alma yapmadan önce, fake takipçi satın almadan önce, bot satın almadan önce bunu iyi bilmenizde fayda var. Belki yeni açılan bir hesap için biraz daha bilinirlik olsun, bir hareket olsun diye bir takipçi alımı yapılabilir. Ama uzun vadede satın aldığınız fake takipçiler sizin etkileşim skorunuzu düşüreceği için sizin hesabınıza olumsuz yönde zarar verecektir. Olumsuz olarak hesabınızı etkileyecektir. Satın almaların içerisinde kendi türleri var. Yani bunların da organik olan kitleleri olduğu söyleniyor. Ama bu tarz kitlelerde satın alma yaptığınız zaman bu insanlar gerçek olduğunda sizi görür görmez takibi bırakıyorlar. Hesabınızda kalıcı olmuyorlar. Şimdi satın alma tarafından bahsettik. Aslında bu birazcık organik olmayan yöntem. İsterseniz gelin bir de organik olarak bunu satın alma dışında nasıl yapabiliriz? Bunlardan bahsedelim. Arkadaşlar hesabı büyütebilmenin organik olarak en güzel, en ciddi yolu işbirliğinden geçiyor. Eğer ki büyük popüler hesaplarla, influencerlarla Instagram üzerinde işbirlikleri yapabilirseniz buradaki dokunuşlarla takipçi sayınız çok hızlı bir şekilde artış gösterebiliyor. Bizim yerli Kayseri içerisinde kullandığımız, yurt dışında kullandığımız, çalıştığımız farklı influencerlar var ve bu influencerların etkisiyle yönettiğimiz hesapların takipçi sayılarında güzel artışlar yakalayabildik. Influencerların etki gücüne göre alacağınız takipçi sayısı değişiklik gösterebiliyor. Gerçekten çok fazla takipçisi olan ve takipçileri organik olan iyi bir influencerla çalıştığınızda belki bir çalışmada 10 bin, 15 bin, 20 bine kadar takipçi elde edebilirsiniz. Tabii bu etki gücü çoğaldıkça bu insanlarla çalışmanın maliyeti de artırıyor. Bir yöntem işbirliğiydi. Bunlardan bahsettik. Şimdi bir diğer yöntemden bahsedelim. Sponsorlu reklamlar, Instagram'ın içerisinde bulunan Instagram profilini ziyaret et reklam modelini kullandığınızda, ki özellikle bunu döngü kaydırmalı reklamlar için kullandığınızda, içerikler için kullandığınızda Instagram hesabınıza sponsorlu reklamlarla da takipçi çekebilirsiniz. Bu
Profil ziyareti reklamları Instagram hesabınıza gerçekten güzel şekilde takipçi getiriyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta, hedef kitle olarak otomatik Instagram'ın önerdiği hedef kitleyi seçerseniz bir yerden sonra sizi zaten takip eden insanları profilinize getirecektir. Ama yeni kullanıcılar seçtikçe hesabınıza yeni kullanıcıları makul ücretlerle sponsor reklamlar sayesinde çekebilirsiniz. Bu makul ücretler hesabınızın yayın yaptığı türe göre veya atıyorum sunduğunuz ürün ve hizmetlere göre değişiklik gösterebilmekle birlikte 20-30 kuruşlardan başlayıp 2-3 liralara kadar takipçi başına çıkabiliyor. Ama burada Instagram içerisinden organik şekilde takipçi kazanmış oluyorsunuz. Ve bu sizin hesabınız için gerçekten güzel bir şekilde hesabınıza değer katıyor. Bir diğer yöntem arkadaşlar, aslında Instagram'da bunu en fazla yapmanız gereken şey kaliteli içerikler üretmek. Günün sonunda Instagram'da takipçi elde etmek isterken takip ettiğiniz hesapları düşünüp kendinize takipçileri yerine koyduğunuzda aslında insanların faydalı bilgiler sunan veya eğlenceli içerikler sunan hesapları takip ettiğini görebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Zaten hali hazırda bizler de bu şekilde davranıyoruz. Diyelim ki ben dijital pazarlama işi yapıyorum ve bu yaptığım işle ilgili, web tasarımla ilgili faydalı bilgiler sunan, gerçekten benim için değerli bilgiler sunan kaliteli hesaplar gördüğüm zaman ben bu hesapları herhangi bir çekilişe katılmaksızın organik olarak takip ediyorum. Bunları gördüğümde bu hesaplara takipçi oluyorum. Sizler de hedef kitlenizin ilgisini çekecek kaliteli içerikleri düzenli şekilde oluşturduğunuzda Instagram'da takipçi sayınız organik olarak artacaktır. Bu çok fazla hızlı bir biçimde olmayabilir. Bunu artırmak için de içeriklerinizi düzenli paylaşmakta, daha kaliteli, daha değerli bilgiler hazırlamakta ve içeriklerinizi paylaşırken alakalı hashtagler kullanmakta fayda var. Bunları yaptığınız zaman hesabınızın daha hızlı bir şekilde büyüdüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Instagram'ın yeni geliştirmiş olduğu, biraz TikTok'a benzer şekilde uygulamaya eklediği Reels'lar da son dönemde oldukça popüler. Bunları kullanarak da Instagram üzerinde düzenli olarak Reels içeriği ürettiğinizde takipçi elde edebilirsiniz. Burada zaman zaman bazı kullanıcılarımızda, müşterilerimizde, hesaplarımızda, yönettiğimiz hesaplarda milyon izlenmeleri oluşan Reels'lar görüyoruz. Karşılığı çok milyonlarca takipçi olmuyor her zaman ama takipçi sayısına gerçekten güzel bir şekilde Reels'larda katkıda bulunuyor arkadaşlar. Şimdi takipçileri arttırmanın bir diğer yöntemi de bizim sıklıkla kullandığımız, aslında bu aralar pek çok hesapta çok sık gördüğümüz çekilişler arkadaşlar. Instagram hesabınız üzerinde takipçilerinize hediyeler vererek çekilişlerle birlikte Instagram'dan yeni takipçiler elde edebilirsiniz. Ben bunu 2016 yılından beri uyguluyorum. 2016 yılından beri bu çalışmaları sürdürüyoruz. O zamanlarda çekilişlerin bize katkısı, etkisi çok daha fazlaydı. Ama bugün rekabet Instagram tarafında arttığı için çekilişlerden aldığımız etki o kadar yüksek olmuyor. Çekilişleri de yine sponsorlu reklamlarla desteklemek gerekiyor. Eğer ki bir çekiliş çalışması yapıyorsanız sponsorlu reklamlar veya influencerlarla bunu desteklediğinizde takipçi sayınız ciddi şekilde artış gösterebiliyor arkadaşlar. Çekilişlerinizi hazırlarken de sürenizi çok uzun tutmadan kısa bir periyotta düzenli şekilde çekilişler yapmanız hesabınızı organik olarak büyütecektir. Son olarak da Instagram hedef kitlenizi büyütebilmek için, takipçi sayınızı arttırabilmek için potansiyel hedef kitlenizle etkileşime girebilirsiniz. Bu da sizin hesabınıza yeni takipçiler getirecektir. Diyelim ki bir futbol takımını destekliyorsunuz. Bununla ilgili takipçiler kazanmak istiyorsunuz. Bu konuda başarılı başka hesaplar üzerinden kullanıcılara yorumlar yaparak, onların gönderilerini beğenerek onların dikkatini çekebilirsiniz. Bu sayede sizin Instagram hesabınıza yeni takipçiler gelecektir. Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda sizlerle birlikte Instagram'da yeni takipçiler nasıl kazanabilirsiniz? Bunlardan bahsettik. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.